Ne oldu Varşova'da? Bizim buradan almamız gereken mesaj, anlamamız gerekenler nedir? Ve burada Türkiye'ye hangi mesaj verelim? Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e ve izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Şimdi tabii olanı biteni anlamak için gerçekten hani ön yargılardan uzak, konumunu savunma kaygısından uzak, kendi vatanının, ülkesinin, devletinin bekası kaygısını merkeze alarak bakmak lazım. Bu çerçevede baktığımız zaman hani NATO aslında kuruluşundan bu yana bir hani provokasyon örgütü gibi, bir insanlığın önüne yapay tehditler oluşturup o tehditlere karşı mücadele ediyormuş görüntüsü vererek bugünlere kadar sürünerek geldi. Ama bugün geldiği noktada, hani NATO'nun geldiği noktada artık hani yalanın, hani dağdaki çobanın dahi göreceği kadar açık oynandığını gördük. Yani Varşova'da gördüğümüz hani tabiri caizse çifte yalan. Hani bir tarafta yarım ağız terörle mücadele adı altında aslında İslam dünyasıyla mücadele konsepti NATO'da epey zamandır egemen. Hani komünizmin çökmesi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra hani 89'da ilk defa Demir Lady dediğimiz Margaret Thatcher ağzından kaçırdı. Bundan sonra artık hani düşman kızıl bayrak değil, yani yeşil olacak. O yeşil de belli İslam. İşte bugünkü IŞİD'i var eden, bugünkü El-Kaide'yi var eden, bugünkü işte insanlığı meşgul eden, işgalleri meşrulaştıran hani birinci yalan maskesi bu. İkincisi hani bu da büyük bir başarı. Yeniden ortlattılar. Hani bir Rusya korkusu özellikle kıta Avrupa'sına ve Türkiye'ye pompalanmak isteniyor. Hiç kimse şu soruyu sormuyor. Ya dün hani NATO ile hani Avrupa ile Rusya arasında 2000 kilometrelik bir mesafe vardı. Yani bugün mesafe kalkmış vaziyette, NATO Rus coğrafyasının tabiri caizse içine girmiş vaziyette. Yani burada bile hani tehdit haline dönüşen NATO tehdit Rusya'dır diyebiliyor ve buna hani kim inanır? Kadir inanır. Bir de bu iktidar inanır. Hani Türkiye dışında da pek inanan olmadı. Hani Türkiye daha Rusya'yla güya barışın, Rusya'dan dilenen özrün daha şeyi nefesi kurmamışken yeniden işte NATO'daki efendimiz haklı buyuruyor, doğru buyuruyor. İşte Karadeniz'e işte güvenliğini sağlamak lazım falan gibi yeniden hani NATO'nun provokasyonuna alet oluyoruz. Hani ben biraz büyük fotoğrafa dönmek istiyorum aslında Aslan Bey'in bıraktığı yer. Hani bugün Amerika kağıttan bir kaplan. Evet, hala dünyanın baskın askeri gücü, toplam dünyadaki askeri harcamaların yarısına yakınını Amerika yapıyor. Ama bu canavarı besleyecek ekonomisi yok. Yani kapitalizm tekliyor. Bunu hep Profesör Doktor Haydar Baş Bey hani yıllardır işte milli ekonomi teziyle anlatıyor. Kapitalizm can çekişiyor. Amerika bu büyük canavarı, bu askeri sınai konsepti besleyecek ekonomiyi üretemiyor. Karşısında bir büyük güç olarak Çin ekonomisi, Hint ekonomisi yükseliyor. Asya ekonomisi yükseliyor. Hatta Güney Amerika ekonomisi yükseliyor. Ama bu ekonomiler hani Amerika şu an şu telaşın içerisinde, bu ekonomiler güçlü askeri yapıları üretene kadar, kendisi askeri canavarken henüz karşı taraf sadece obur ekonomisiyle üstüne üstüne geliyorken bir şeyler yapmak istiyor. Bunun için bir yandan Batı'ya Rus korkusunu salarak, bir yandan kıta Avrupa'sına İslam, mülteci, Müslümanlar geliyor, Türkler geliyor korkusunu salarak yeniden NATO'nun Atlantik ayağını güçlendirmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Pasifik'te yeni bir NATO provokasyonu peşinde. Provokasyon dedim. Hani bundan sonra Amerika doğrudan savaşlar yerine, maliyetli savaşlar yerine provokatörlerle, provokasyonlarla, terör yoluyla aslında ve vekaleten savaş dediğimiz proxy savaşlarla ülkeleri, kıtaları, coğrafyaları kontrol etmek istiyor. Şimdi burada karşısında 3 tane potansiyel güç var. Hala hani potansiyel diyorum. Bir tanesi
bugün Batı'nın evrensel söylemine, hani insanlığın biz son kalesiyiz, liberalizmin sonu, son insan söylemine karşı insanlığın evrensel bir alternatif olarak hani üretebildiği bir şey yok. Karşısında tek bir potansiyel, İslam potansiyeli. Yani bir tek İslam, hani Batı medeniyetine, uygarlığına karşı bir evrensel söylemle cevap veriyor. İkincisi Çin'in ve Asya'nın ekonomik yükselişi. Üçüncüsü de her şeye rağmen hani Rusya'nın oyun kurma, strateji ve askeri gücü. Yani bugün bütün korku burada bir Rus-Türk, bir İslam-Rus ittifakının perçinlenmesi. Bugün dikkat edin, İslam dünyasını lime lime ederken karşısında hani direnen güç olarak, oyun bozan güç olarak kim dikildi? Rusya dikildi. Şimdi Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek, Rusya ile İslam'ı karşı karşıya getirmek için oyunlar kuruyor. Bugüne kadar Rusya bu oyunları boşa çıkarmayı başardı. Hani çok girmek istemiyorum ama Batı'nın ünlü hani medeniyet tarihçilerinden Arnold Toynbee şunu diyor. Hani gelecek asırda büyük ihtimalle yeniden medeniyet kurucu güç olarak hani çöken uygarlıkların yerini Rusya alacak diyor. Ben onu tamamlıyorum. Rusya hani kaderi, stratejik zekası ve bugünkü insanlığın karşısında konumlandığı yer aslında onu İslam'a mecbur ve de mahkum ediyor. Nasıl biz Moğollar İslam'ı yok etmeye gelirken İslam'la tanıştılarsa, nasıl Türkler, Çinliler ve İslam arasında hani bir tercih yapıp İslam oldularsa, bugün Batı'nın kurduğu tuzaklara karşı hani güçlenecek olan Rusya'dır ve İslam'a mecburdur ve de mahkumdur. Hani bunun uzun uzun sosyolojisini, tarihini konuşabiliriz. Ama bu gerçeğin idrakinde olan maalesef Türkiye'de hani tek bir akıl var. Hani üst akıl diyorlar ya, işte o Profesör Doktor Haydar Başbey. Çünkü o irfan gözlüğüyle, medeniyet gözlüğüyle, İslam gözlüğüyle, tarih gözlüğüyle, Türk'ün ve Rus'un tarih boyunca yapmış olduğu medeniyet yolculuğu çerçevesi içerisinde büyük yerden baktığı için hani biz bunu idrak etmekte, bizim maalesef entelijansiyamız bunu idrak etmekte güçlük çekiyor. Hani biz bu gerçeği, belki ömrümüz buna yetecek, yetmeyecek. Ama bu gerçeği işte Batı gördüğü için bütün rüyaları, bütün korkuları, bütün kabusları bu. Batı'nın hani bu oyunlarını, tuzaklarını, provokasyonlarını yenmenin başka da bir yolu yok. Mevlana Hazretleri'nin güzel bir sözü var. İslam dünyası gururlandı, kibirlendi, kabardı, köpürdü. Allah ceza olarak Moğolları gönderdi. Moğollar bütün güçlerine rağmen arayış içerisinde, tevazu içerisinde oldukları için de İslam hani suyuyla, İslam rahmetiyle buluştu. Hani bugün bakıyoruz gerçekten Türkiye hep tarihin akışının ters tarafında bulunmak için özel çaba sarf eden bir iktidara ve bir millete sahip. Yani bize kader şu tarafa gidersen kazanırsın diyor, biz tam tersini yapıyoruz. Hani işte Suriye'de tam tersini yaptık, Irak'ta tam tersini yaptık, İran'la ilişkilerde tam tersini yaptık. Şimdi de NATO konusunda hala hani daha yeni Rusya ile barışmışız. Yani şu soruyu kimse sormuyor. Yani şu NATO platformunda azıcık hani havaya girip hemen yeniden Rus düşmanı kesilmek, bu nasıl bir reflekstir? Hani Türkiye artık hani şuursuz bir canlı gibi hareket etmekten vazgeçemediği müddetçe başı dertten kurtulamaz. Ne demek istiyorum? Sinir uçlarına dokunduğu zaman hemen belanın içine atlayan refleks. Hani bu refleksin içinde yüksek akıl yok. Bu refleksin içinde yüksek bir kalp duyuşu, hissedişi yok. Onun için de yine NATO bizi provokasyona, bizi oyuna, bizi tuzağa çekmeye çalışıyor ve galiba şu an buna yeniden geliniyor.